Herkese merhaba. Bugün sizlerle onluk bozmadan çıkarma işlemi ve zihinden çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz. Burada çok güzel bir evimiz var. Hemen pencerelerine bakalım neler yazıyor. En fazla iki basamaklı doğal sayıları çıkarma. Ardından yüze kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce sizlere ödevlerinizi vermek istiyorum. Sıfırdan 2'ye tüm dersler kitabımızdan sayfa 112'de sol tarafta onluk bozmadan çıkarma işleminin anahtar kelimeleri ve bol görselleriyle size tekrardan bir konu anlatımı veriyor. Hemen ardından süzgeçle konuyu iyice pekiştiriyoruz. Daha sonrasında sayfa 114'te yine zihinden çıkarma işlemi konumuz var. Burası da böyle bol görselliği ve anahtar kelimelerden oluşan konu anlatımımız. Hemen ardından süzgeçle konuyu pekiştiriyoruz. Ve Haydi videoya geçelim. Evet burada rengarenk balonlar içerisinde bir adet Tonguç görüyoruz. Bizden ne istiyor? Geldiğimde 28 balon vardı, 14 tanesi patladı. Hesapla bakalım Tonguç ipte kaç balon kaldı? Bizim başlangıçta 28 balonumuz varmış. Daha sonrasında 14 tanesi patlamış. Yani 28'den 14'e düşmüş balon sayımız eksilmiş. Eksiltme işlemi yapıyoruz. Yani biz bu eksiltme işlemine çıkarma işlemi diyoruz. Hemen yazalım. İlk baştaki sayımız 28'di. Patlayan balon sayımız 14. Çıkarma işlemi yaparken önce birliklerden başlıyoruz. 8'den 4 çıkaracağım. Hemen 8 parmağımı çıkardım ve geriye doğru birer ritmik sayıyorum. 7 6 5 4 Kaç birliğim kaldı? 4 birliğim kaldı. Onlar basamağıma geçiyorum. 2 onluğum vardı. Birini çıkardım. 1 bir onluğum kaldı. Yani 14 balonum kalmış. Hemen geçiyorum çıkarma işlemine. Tekrardan iki doğal sayının farkını bulurken ne yaptık? Bir önceki sayfamızda önce birlikleri çıkardık. Birlikleri çıkarırken geriye doğru ritmik saydık. Daha sonra neleri çıkardık? Onlukları da geriye doğru ritmik sayarak çıkardık ve sonucu ulaştık. Çıkarma işleminde yer alan terimlerden 3 tanesini kullandık. Bunlardan ilki eksilendi yani bizim en büyük sayımızı Daha sonrasında çıkan vardı. Daha sonrasında da ne bulduk? Sonucu bulduk. Buna da biz matematikte fark diyoruz. Hemen bir örnekle bunu pekiştirelim. 5 onluk 7 birlikten oluşan sayımız yani 50 artı 7. Bu da 57 sayısı yapar. Hızlıca buraya şeklimizi çizelim. 5 tane onluk blok çiziyoruz ve daha sonra 7 tane bloğumuzu da birlik bloğumuzu yanına ekliyoruz ki çıkarma işleminde eksiltmemizi üzerinde göstererek yapalım. 57 sayımızdan 34 sayısını çıkaralım. Yani birler basamağından başlıyorduk işlem yapmaya bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Birler basamağında 4 sayısıyla başladım. 4 adet birliğimi çıkarıyorum. Daha sonrasında onlar basamağımda devam ediyorum. 3 onluk çıkarıyorum. Burayı burayı ve burayı çıkardım. Elimde kalan bloklara hızlıca bakıyorum. 3 adet birlik bloğum kaldı. Daha sonrasında 2 adet de onluk bloğum kaldı. Yani 23 sayısına ulaştım. Biz burada eksilen, çıkan ve fark terimlerini gördük. 57 34 eksilttik ve 23 sonucunu bulduk. Burada en büyük sayımıza ne dedik? Eksilen dedik. Daha sonrasında çıkardığımız sayıya çıkan diyoruz ve bulduğumuz sonuca da fark diyoruz ve hızlı bir şekilde sportman sorumuza geçiş yapıyoruz. Bizden Tonguç'un basketbol elemelerine katılabilmesi için potaların üzerinde bulunan çıkarma işlemlerini çözmemizi istiyor. Daha sonrasında toplarımızı potalarımızla eşleştireceğiz. Hızlıca işlemlerimize A işlemi, B işlemi ve C işlemi diyelim. Potalarımızda A potası, B potası ve C potası olsun. Hemen yapalım. 38'den 16 çıkarıyoruz. Yani önce birliklerden başlıyoruz çıkarmaya, daha sonrasında onlukları çıkarıyoruz. 8'den 6'ı çıkarmamızı istiyor. 8 parmağımızı koyuyoruz ve geriye doğru birer ritmik sayıyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kaç parmak kaldı? 2 parmak yani 2 birlik. 3 parmak yani 3 onluktan 1 onluk çıkarıyorum, 2 onluğum kaldı. 22. Hemen burayı 22 ile yani A potamı 22 ile eşleştiriyorum. Hemen hızlı bir şekilde B'ye geliyorum. 59'dan 23 çıkarmış yine birliklerden başlıyorum çıkarma işlemi yapmaya. 9'dan 3 çıkarıyorum. 8, 7, 6. Sonrasında onluklarıma geçiyorum. 5'ten 2 çıkarıyorum. 4, 3. Yani 36 sayısı hemen B potamı da işaretliyorum. En son olarak C sorusuna geliyorum. 89'dan 11 çıkaracağım. Yani birler basamağından da onlar basamağında da birer eksilteceğim. 9'dan 1 eksiltirsem 8. 8'den 1 eksiltirsem 7 olur. Hızlıca burayı da eşleştiriyorum. Ve bir sonraki soruma başlıyorum. Rengarenk bir soruyla karşınızdayız. Hemen okuyalım sorumuzu. Okul duvarlarına resim yapmak için aldığımız 48 boyanın ne kadar çok boya almışız. 35 kutusunu kullanmışız. Kaç kutu boyamızın kaldığını bize soruyor. İlk başta 48 boyan vardı. Yani en büyük sayım. Neydi bunun adı? Eksilen. Daha sonra 35'ini kullanmışım. Yani 35 tane kutuyu çıkaracağım. Değil mi? 35 neydi peki? Adı neydi bunun? Çıkandı. Çok güzel. Hemen çıkarma işlemlerimi yapıyorum. Birliklerden başlıyorum. Sonra onluklarıma geçeceğim. 8'den 5 çıkarıyorum. Hızlı bir şekilde geri eritmek sayalım. 7 6 5 4 3. Birliklerimde 3 kaldı. Onluklarıma geçtiğimde ise 4'ten 3 çıkarıyorum. bir onluğum kaldı. Buldum. Sonuca da fark diyordum. Burada fark aslında çocuklar bizim için çok anahtar bir kelime. Neden fark gördüğümüz yerde problemlerde çıkarma işlemi yapacağımızı anlıyoruz diyerek yaşlı sorumuza geçiş yapıyoruz. Burada bir çocuk görüyoruz ve bizle konuşuyor. Ne diyor? Arkadaşlar annem ve babamın yaşları toplamı 54'tür. Yani bir anneli bir babanın yaşları toplamı 54'müş. Kendisi ise 12 yaşındaymış. Aralarında kaç yaş? fark olduğunu soruyor. Ne demiştik bir önceki sayfamızda? Fark dediği zaman çıkarma işlemi yapacaktık. Burada da anahtar kelimen fark ne işlemi yapacağımı bize söylüyor. Hemen işlemimizi yapalım. 54 sayısından 12 sayısını çıkarmamı istiyor. Birliklerden başlıyorduk tekrardan. 4'ten 2 çıkardım. 2 birlik. 5'ten 1 çıkardım. 4 onluk kaldı ve aralarındaki yaş farkının 42 olduğunu buluyorum. İşte çıkarma işlemi bu kadar kolay. Hızlı bir şekilde lezzetli mis gibi bir soruya geldik. Kurabiyelerin servis edilebilmesi için verilen çıkarma işlemlerini yapalım demiş. Hemen birinci tabakla başlayalım. Galiba burada tabaklarla kurabiyeleri eşleştireceğiz. İşlemleri yapalım. 67'den 32 çıkararak başlayalım. 7'den 2 çıkarıyorum. Hemen çıkaralım. 7'den 2 çıkarıyorum. 5. 6'dan 3 çıkarıyorum. 3 kaldı. Yani 35 sayılı kurabiye ile bu tabağım eşleşiyor. 88'den 45 çıkaracağım. Yine birliklerden başlıyorum. 8 ile 5'e çıkarıyorum. 3 buluyorum. 8'den 4 çıkarıyorum. 4 buluyorum. 43 sayılı kurabiye ile de burayı eşleştiriyorum. 93'ten 51 çıkaracağım. 3 birlikten 1 birlik çıkardım. 2 birliğim kaldı ve 9 birlikten 5 birlik çıkardığımda ise 4 birliğim kaldı. Burası da burayla eşleşiyor. Afiyet olsun diyerek kokulu sorumuza Geçiyoruz. Tonguç annesi için çiçek almak istiyor. Çiçekçi de üç düzine çiçek vardı. Tonguç çiçekçiye girer girmez ne yapıyormuş? İki destesini alıp çıkıyor. Peki çiçekçi de kaç çiçek kaldı nasıl bulacağız? Düzine bizim için hangi sayı ifade ediyordu? Bunu öğrenmiştik. 12. Deste ise bizim için 10 sayısını ifade ediyordu. Peki 3 düzinenin hangi sayıya eşit olduğunu hızlı bir şekilde bulalım. Yani bize diyor ki 3 düzine bir tane düzine, iki tane düzine ve üç tane düzine. Bunları toplayarak üç düzinenin kaça eşit olduğunu bulabilirim. Ritmik sayarak yapabiliriz. İki, dört, altı sayısını elde ettik. Bir, iki, üç. Yani üç düzine otuz altı sayısını eşitmiş. Peki iki deste hangi sayıya eşit? Bir deste, iki deste. Hemen topluyorum. Sıfırla ile 0 topladım. 0, 1 ile 1'i topladım. 2, 2 desteği de buldum. Peki bizden ne istiyordu? 3 düzineden 2 desteği çıkarmamı istiyordu. Yani 36'dan 20'yi çıkarmamı istiyor. Burada 36 eksi 20 işlemini yan yana yazarak çözelim. Ne yapıyorduk? Birliklerden başlıyorduk. Birler basamağım farklı renkle işaretleyelim. Birler basamağım. 6'dan 0'ı çıkaracağım. Yine sayının 6 aynısı 6 kaldı. 3'ten 2 çıkarıyorum. 1 kaldı. Yani çiçekçi de 16 çiçek kalmış oldu. Bu kadar uzun anlattığımıza göre farklı bir uzun soruyla devam edelim. Bir tır 98 kilometre yolun sabah 16 kilometresini, Öğleden sonra 8 kilometresini gitmiştir. 8 kilometre sonra mola veren tırın gitmesi gereken kaç kilometre yolu kalmıştır? Bir yol düşünelim buranın uzunluğu 98 kilometre. 98 kilometrenin ne kadarını gidiyor? 16 kilometresini yani bir kısmını gidiyor. Bu yol uzundu gittiği için kısaldı yani yolun büyüktü eksildi yani ne işlemi yapacağım? Çıkarma işlemi yapmaya karar veriyorum. Burası 16 kilometre. 8 kilometre sonra mola veren diyor. Yani bir 8 kilometre daha gidecek. Yolum biraz daha eksildi. Kalan yolumu soruyor. Gittiğim yolu toplayıp toplam yolumdan çıkardığım zaman sonuca ulaşabilirim. Toplamda kaç kilometre yol gitmişim? 16 artı 8. Hemen işlemimi yapayım. Birler basamakları 8 ve 6 topladığımda 14'ün 4'ü elde var 1. Onlar basamağımda sayı yok. 1'e eldemi ekliyorum. 2 toplamda 24 kilometre yol gitmişim. 98 kilometre uzunluğundaki bir yolun 24 kilometresine gitmişim. Peki kaç kilometre kalıyor geriye? Hemen hesaplayalım. Birlerimden yine başlıyorum. Birliklerimi sayıyorum. 8'den 4 çıkarıyorum. 4 kaldı. 9'dan 2 çıkarıyorum. 7 kaldı. Yani 74 kilometre yolum kalmış gitmem gereken. Geldik güzel bir etkinliğe. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı diye sormak istiyorum. Çünkü benim dikkatimi bütün birler basamağının sıfır olması çekiyor. Bir önceki sorumuzda farklı farklı sayılar vardı birler basamağımızda. Ama burada hepsinin sıfır olması benim dikkatimi çekti. Bunu kısa yoldan yapabiliriz. Nasıl mı? Hemen öğrenelim. 20-10 demiş. Aynı şekilde yazarak bunu çıkarabiliriz birliklerimden başlıyorum. Sıfırdan sıfır çıkarırsam yine sıfır kalır. İkiden bir çıkarırsam bir kalır. Bunları tek 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 böyle yazmak yerine bunun kısa bir yolu var. Nasıl mı? Birliklerimi atıyorum. Çünkü ikisinde de sıfır var. Sadece onlar basamakları arasında işlem yapıyorum. İkiden bir çıkarıyorum bir. Attığım sıfırı yanına koyuyorum. On. Ne diyor bize? Görsel üzerinde çıkarma işlemlerini zihinden yapalım. Zaten bizden de zihinden yapmamızı istiyor. Bulduğumuz sonuçlara göre de boyayalım demiş. Burayı 10 on bulduk. Onu mavi kalemle boyamamı istiyor. Hemen 10 bulduğum yeri mavi ile boyuyorum. Daha sonrasında 90 eksi 80. İkisinin de birler basamağında sıfır var. İkisinin de birler basamağını sildim. Ve onluklarla işlem yapacağım. Dokuzdan sekiz çıkarıyorum. Hemen hızlıca dokuzdan sekiz parmağımı çıkarırsam bir parmağım kalır. Sildiğim sıfırı yanına ekliyorum. Burayı da on buldum. On bulduğum yerleri ne yapıyordum? Maviye boyuyordum. Hemen hızlıca devam edelim. 60 eksi 30 ikisinin de birler basamağında yine 0 sıfır var. 0'larımı sildim. Onluklar arasında işlem yapacağım. 6'dan 3 çıkarırsam 3 kalır ve buradaki cevabım 30 olur. Hızlıca devam edelim. 70 eksi 60. 0'larımı yine sildim. 7'den 6 çıkardım 1 eksilttiğim 0'u koydum 10. Hızlıca burayı da maviye boyuyorum ve devam ediyorum. 30 eksi 20 sıfırlarımı sildim. 3'ten 2 çıktı. 1 yanına sıfırımı koydum. Burayı da maviye boyuyorum. 50 eksi 40 sıfırlarımı siliyorum. 5 eksi 4'ten 1 kalır. Yine yanına sildiğim sıfırı ekliyorum. Hızlıca bunları cevaplayıp en son boyayalım isterseniz. Sıfırlarımı siliyorum hepsinde. Çünkü böyle işlem yapmak hem zihinden hem de daha pratik olacak. Dokuzdan 8 çıkardım bir yanına sildiğim 0'ı ekledim 8'den 7 çıkardım bir yanına sildiğim 0'ı ekledim 4'ten 3 çıkardım bir yanına sildiğim sıfıra ekledim aynı şekilde devam ediyorum 6'dan 5 çıkarıyorum bir yine sıfırımı yanına ekliyorum 7'den 6 çıkarıyorum bir Yine sıfırımı yanına ekliyorum. 2'den 1 çıkarıyorum son olarak. Yine sıfırımı yanına ekliyorum. Burada aslında baykuşun gövdesinin mavi olduğunu da boyayarak görmüş oluyoruz. İşte zihinden çıkarma işlemi yapmak bu kadar kolay. O zaman devam edelim. 90 eksi 50 diyor. Ne yapıyorduk? Sıfırlarımızı siliyorduk ve 9'dan 5 çıkarıyorduk. Çıkardığımda 4 kaldı. Sildiğim sıfırı yanına ekledim. Bizden kırkın kahverengiyle boyanmasını istiyor. Hemen elimizde kahverengi kalem varken hemen orayı da boyayalım. 30 eksi 10 sıfırlarımı sildim. 3'ten 1 çıktı 4. Yanına sildiğim sıfırı ekledim ve yine 40 kahverengiyle devam ediyorum. 40 eksi 20 sıfırlarımı sildim. 4'ten 2 çıkardım. 2 yanına sildiğim sıfırı ekliyorum yine. Hep aynı şekilde gidiyor ve hızlı pratik bir yöntem bu. Sıfırlarımı siliyorum. 8'den 4 çıkardım yine. 4 kalıyor ve 40 sonucuna ulaşıyorum. Etkinliğimizde yaptığımıza göre hızlıca bugün neler öğrendik bir bakalım. En fazla iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarmayı, daha sonrasında yüze kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. Şimdi ödüllü sorumuzda sıra yandaki çıkarma işleminin sonucunun kaça eşit olduğunu yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.